Merhabalar, Cyberian Wellness ailem. Ben Cyberian'a üye olduktan sonra sevgili Ayla Selvi hocamız beni bu gruba dahil ettikten sonra önce ürünleri tanımam gerektiğini düşündüm. Cyberian ürünlerini almaya başladım. Beni ilk başta etkileyen onarıcı jel oldu. Aman ya Rabbim, o nasıl güzel bir koku derken. Masaj balzamıyla tanıştım. Masaj balzamı zaten bitti. Hiç çantamdan çıkarmıyorum. Her yere, her şekilde onunla gidiyorum. Bununla ilgili bir çekim de yapmıştım. Daha sonra Siberia'nın parfümleri nasıldır acaba diye düşündüm. Web sitemiz çok güzel bir eğitim içeriği de hazırlamışlar. Orada ben parfümler konusunda bir eğitime de katıldım. Yani parfümler, bitkiler ve bitkilerin içerikleriyle ilgili ve kokularla ilgili neler yapabilirim diye araştırdım. 50 yaşındaydım. Yaklaşık 2 sene falan koku almayınca, yani sinüzit yüzünden koku alma duyumu kaybetmiştim. Tekrar koku almaya başladım. Çok büyük bir mutlulukla bunu söylüyorum size. Koku almak gerçekten çok önemli bir şeymiş. Ve şu anda Siberia'nın parfümleri üzerinde çalışıyorum. Eğitimlerini tamamlıyorum. Şunlar numunelerini aldım. Bir tanesi tayga, orman ağaçları demekmiş. Yani çok çam ağaçlarının çok yoğun olduğu ormanı temsil ediyor. Ve Altay. Zaten Siberia'nın ve Olkan, doğru söylüyorumdur umarım, adası ve oradaki endemik bitki örtüsü çok özel bir dokuya sahip. Oradaki bitkilerden yapılan her ürünün de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda kendi ülkemizin de, Türkiye'nin, yani Anadolu'nun da bitki örtüsünün muhteşem ötesi olduğunu biliyorum. İnşallah biz de bu teknolojileri geliştiririz ve kendi bitki örtümüzde çok güzel kokular yapabiliriz. Yapmaya çalışanlar da vardır. Umarım biz de kendi satış ve pazarlama ağımızı kurabilirsek bu muhteşem ürünleri her yere tanıtabiliriz. Ben şimdi size yeni edindiğim bir bilgi. Daha önce bilmiyordum ben bunu. Sevgili, hem de kitap tavsiyesinde de bulunmuş olayım. Torus nefesi, ters tuttum şu şekilde. Torus nefesi Nesrin Dabağlar, nefes hocamız. Ben nefes eğitmenliği de aldım bu arada. Yoga ve nefes eğitmenliği ve aynı zamanda Ebru sanatıyla da ilgileniyorum. Torus Nefesi kitabında Nesrin Hocam bize Telegram grubunda bazı eğitimler veriyor. Bu kitabı alırsanız sizler de katılabilirsiniz bu eğitime. Aynı zamanda eterik beden hakkında, yani enerji bedenlerimizle ilgili çalışmada ruhsal beden, ondan sonra fiziki beden, duygusal beden, eterik beden, fiziksel beden gibi bedenlerimiz var ve bunlar auralarımızın görüntülendiği yerler. Eterik bedenle ilgili yaptığımız çalışmada bambaşka bir boyutuna ulaştım. Zaten aromaterapi çok gelişmiş, incelikleri var, detaylı bilgileri var. Kadim bilgilerimiz, ezoterik bilgilerimiz de bu konuda çok yoğun. Çünkü eskiden de hastalara şifa olsun diye burunlarını koku koklatılırmış. Eterik bedenimiz doğadan, kokulardan, bitkilerden tıpkı fiziksel beden gibi etkilenir diyor kitabında da. Çünkü eterik bedenin frekansı ile bitkilerin frekansları yarıtımsal seviyede olarak aynı boyuttadır. Eterik beden kendimizi koruma altına alma konusunda en yetkili olduğumuz alandır. Bu korona günlerinde bizim için çok önemli olan bir konu işte burada geliyor arkadaşlar. Kendimizi koruma altına almamız için en etkili olduğumuz alan eterik bedense ve bu kokular vasıtasıyla bize sağlanmış bir lütufsa, o zaman kokulara çok daha ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Kişiler doğru bilgiler ile tedbir alırlarsa kendi bedenlerini saran bu alanı kuvvetli bir zarf gibi tutabilirler. Bunun için ne yapıyoruz mesela? Evimizin içerisinde adaçayı, biberiye, lavanta, üzerlik gibi bitkileri negatif enerjileri kovmak için kullanılması da tesadüf değildir. Bu bitkilerin frekansı mekandaki ve eterik bedendeki negatif enerjileri uzaklaştırır. Yasemin, lavanta, gül, sandal gibi kokuların aromatik olarak bedende ve mekanda kullanılması ise kişinin korunma gücünü arttırır. Zira bu kokular korku, hiddet ve şiddet duygularının frekansını huzur, sevgi, şefkat frekansına dönüştürür. Çünkü korku merkezi duyguları yöneten hipotalamus ile direkt bağlantılıdır. Koku yoluyla etkilenen hipotalamus negatif duyguların pozitife dönüşmesini gerçekleştirir. Güzel kokulu bitkiler içinde en yüksek frekans ise
Hadi bilin bakalım hangi kokudur, hangi çiçeğin kokusudur? Tabii ki güldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temsil ettiği güldür. Gül frekansı korunmak için en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Okumaya gittiğimiz zaman büyüklerimiz bize hemen gül suyu dökerler, bilirsiniz değil mi? Hemen frekansını yükseltir ve menopozdaki kadınlar için de özellikle tavsiye ediyorum, gül suyunu bolca kullanın, cildinizde de kullanabilirsiniz. Ama Siberia'nın ürünleri içerisinde de en güzel ürünler onlar. Evet, bitkilerin şifa çalışmaları sırasında tütsü ve yağ olarak kullanılması mekanın korunması için de çok önemlidir. Eterik korunma için ise rahatsız kişiye ya da bölgeye parmaklar ile dokunma öncesinde lavanta, adaçayı, biberiye gibi bitkilerle elleri ovuşturarak kesinlikle etkilidir. Bunlar şamanik bilgilerde de bitkiler özellikle ve önemli en özel alanlarımızdır. O yüzden bu kadim ve değerli bilgilerden sonra ben şimdi size şu Altay ve Tayga parfümleri var. Bir de Olkan. Bu parfümlerimizi denemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Parfümleri kulak arkanıza, boynunuza sürdüğünüz zaman buradan koku etrafınıza da yayılacak. Zaten Siberia'nın parfümleri gerçekten inanılmaz güzellikte. Parfümlerimizi bol bol alın. Sevdiklerinize hediye edeceğiniz en güzel şey mutlaka bir Siberian parfümdür. Altay ve Tayga, bunları unutmayın. Kulaklarınızın her yerine kazıyın bu bilgiyi, temel bilgi. Eterik bedenimizi, etrafımızı, auramızı, çakralarımızı dengelemek için ne kullanıyoruz? Kokuları kullanıyoruz. Kokuların en güzeli de nerede? Siberian parfümlerinin içerisinde arkadaşlar, bekliyoruz parfüm siparişlerinizi. Hoşça kalın.